Selamlar arkadaşlar, Filmoltan herkese merhaba. bugün hazır Cyberpunk'ın çıkmasına yakın böyle bir video çekmek istedim. Oyunun gidiş yönlerinden bahsedeceğim burada. Eğer benim kadar heyecanlıysanız ve bekleyemiyorsanız şöyle bir bakalım derim bir daha böyle. Bak, belki aranızda tam ne seçeceği yolu bilmeyenler vardır. Bilenler varsa da ufak kaçırdıkları şeyler vardır diye. Tekrar bir edeyim dedim. Arada bir yandan ben de siz de izlediğim için gözüm oraya gidebilir tekrar. Bu kulağım değil. Onu da söyleyeyim, kulaklıktan rahat etmek için sünger takmıştım. Onun şey. Ve sakın abi kulağın niye dışarıda gibi şeyler görmeyeyim orada. Haydi başlayalım o zaman. Videoya. Direkt oyuna başladığımızda 3 yol seçiyoruz. Sokakta büyüdüğümüz bir şey, Cyberpunk evreninde sokakta büyüyoruz ve çetelerle aramız çok iyi. Sokaktaki yaşamı biliyoruz. Bunun diyaloglarda bir çeşitliliği olacaktı, öyle söylüyorlar. Street Kid'in daha Johnny Silverhand ile arasının iyi olacağını biliyoruz, söylenenlere göre. Bunu oynayan insanlar daha çok, ben de bu kategoride olacağım, Street Kid kategorisinde. Hem Cyberpunk'ı biliyor hem de şehrin içinde direkt kendimizi bulduğumuz kara borsadır, herhangi bir soygundur, her şeyi biliyor olacağız. Yani nereden ne alacağımızı, özellikle kara pazarı çok iyi biliyor olacağız oyun içerisindeki. Şu cybernetikler var ya yerlerimize taktığımız. Onları bu yol daha iyi biliyor olacak. Tabii ne kadar ben tabii ki de chat'e katılmak istiyorum. Nomad var seçebileceğimiz. Üç yoldan bir tanesi daha. Bu böyle daha çok Mad Max kafasında, böyle taşra bir yerde, şehrin dışında ilginç bir şekilde yaşayan, bu şey Cyberpunk'taki evrende şu anda dışarıda nükleer bombaların patladığı ve petrol savaşlarından dolayı dışarısı harap halde olmuş biraz. Dış yerlerde olan olayları inceleyeceğiz burada. Daha çok dış yerdeki kabilelerin birbirleri arasındaki savaşı olacak burada, burayı seçen oyuncu için. Daha mekanik anlıyor ama genel olarak şehrin yapısını ve şehrin işleyişiyle alakalı bir fikri yok buradaki karakterin. Çoğu oyuncu nomad aşacağını söylüyor bu sebepten ötürü. Çünkü ben de karakterle öğrenirim diye. Muhtemelen videoyu izleyeceklerden de çoğu kişi nomad başlayacak gibi geliyor bana. Daha böyle bir cowboy taşra havası böyle. Ve garip build yapacak kişiler sevebilir ve tekrar oyunu, yani böyle uzak oyuncular için bir üçüncü yolumuz da bu. Üçüncü yolumuz bu da Corpo. Corpo tam bir şirket adamı. Tam böyle şirketin en üstünde başlıyoruz. Gördüğümüz kadar trailerlerde bayağı bir konuşmayı seçecek insanlar bir yolu seçecek, daha politikacılık gibi. Daha şirketin en tepesindeyken başımıza bir iş geliyor, yani muhtemelen ayağımızı kaydırıyorlar ve o yolu toparlamaya çalışıyoruz korpo oynarken diye tahmin ediyorum. Hepsinin seçimleri dediğim gibi ayrı şeyler. Hani şu anda ekranda da görüyorsunuz, hepsinin oynanış farklılıklarını birazcık gösteriyorlar, çok değil ama spoiler olmaması nedeniyle korpo daha çok sözü geçen büyük yerlerde. Bununla da şirket sahibi olup, ama bu GTA 5'ten bilirsiniz, bir yer sahibi olmayı, daha böyle mal mülk sahibi olabilen bir şeye benziyor korpo. Bu şekilde zaman demişim, pardon, hayat seçimleri. Bu üçünden birini seçmek zorundayız oyun boyunca. Karakteriniz hangi RP'de yaparsınız? Çünkü bu direktman seçimlerinize ekleyeceklermiş bunlar. Corpo'nun yapabildiğini Street Kid yapamıyor, Street Kid yapabildiğini Nomad yapamıyor gibi seçimsel farklılıklar tercih etmişler bu sefer oyunda. Biraz karışık anlatıyor olabilirim. Genel manada oyun bu şekilde olacak. Siz hazır çıkmasına yakınken siz neyi seçmek istiyorsunuz? Hangi yol size daha yakın? Merak ettim açıkçası. Yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bayağı bir insanın yorumunu okudum. Kimisi sokak kovboyu olacağını falan söylüyor Street Kid açıp. Ben de Street Kid açacaklardan bir tanesiyim. Nedeni, ben çok Cyberpunk'ı seviyorum. Gerçekten seviyorum Cyberpunk evrenini. Ve hani bu evren olarak demiyorum, Cyberpunk kurgusu açısından çok seviyorum Cyberpunk'ı. Ve o yüzden böyle hep böyle sokakta böyle bir hacker samurayımsı bir şey oynayacağım katanayla. Gidip ya da yakın dövüş gidip hacklem, internete hackleyen, böyle bileğinden çıkarıp takıyorlar ya. Öyle birisini oynayacağım.
sokaklarda büyümüş bir şekilde umarım good ending'e götürür beni bu şey seçim. Herkes tabi burada bir seçim bir seçimden daha iyi değil. Hangisi canınız istiyorsa ona göre seçmeniz şart, ancak yeni oyuncuysanız ve Cyberpunk kavramına uzaksanız Nomad'i tercih etmenizi ben şiddetle öneririm. Daha şehir adaptasyon olmak için. Evet. Diyeceğim bu kadar. Artık yarın oyun geliyor. Bu da zaten kanalın en azından benim yapacağım son Cyberpunk videosu olacak. Çünkü ben de oynuyor olacağım arka planda. Rıdvan'ın bir canlı yayını olacak o gün. Twitch linkini aşağıya bırakırız. Oradan takip edebilirsiniz izlemek isteyenler tam şekilde. Bu şekilde kanalda da Cyberpunk'ı çekiyor olacağız. Ben daha çok bölüm bölüm değil de Cyberpunk'ı tam eleştirmek istiyorum. Böyle belirli noktalarına ya inceleme olsun, gerek Rıdvan'la oturur inceleriz, gerek hoşuma giden bir an yakalarsak kanalda bahsedeceğim yerler olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.